Ya. Evet, yine köşeme sıkıştım çünkü şu an odam tam bir savaş alanı. Sınavlar ve okul bittikten sonra tam 4 gün boyunca yatağımdan çıkmadım. Yemeğimi bile yatakta yedim. Bir tek tuvalete gittim falan. Hani o derece çılgın çıkardım dinlenme işini. Videolara, Ask FM'e, Facebook'a falan da biraz ara verdim biliyorsunuz zaten. Yani olaylardan dolayı ben de fazla böyle dikkatimizin başka bir yere dağılmasını istemedim. Ama şimdi geri döndüm. Zaten çok uzattım. Bir de zaten yine reaksiyonlar birikecek çünkü comeback'ler olmaya başladı tekrar. Vesaire. Önceden sözünü ettiğim EXO reaksiyonuyla başlıyorum. Keşke daha önceden yapsaydım şu reaksiyonu. Çünkü şu an EXO'nun içinde olduğu durum biraz karmaşık biliyorsunuz. İşte Chris'in SM'e dava açması kontratının iptali için. Birazcık ondan bahsetmem gerekirse çünkü hala tam olarak kabire olmayanlar var anladığım kadarıyla Ask FM'den. Chris SM'e dava açıyor kontratının iptali için. Söylenenler şunlar işte. EXO üyelerinin hiçbir haberi yok bundan. Birdenbire olduğu için çok şaşkınlar. İşte hepsi onu işte sosyal ortamlardan takip etmiyor falan böyle işte unfollow ediyor. İşte Baekhyun hariç falan. İşte bir sürü dedikodu çıktı. Yok menajerleri ellerinden telefonlarını aldı. Onlar yaptı da vesaire vesaire falan gibi. Ama bunların hepsi dedikodudan ibaret. Chris hala ulaşamıyor SM. Çin'de hala Chris. Bazıları Kanada'da olduğunu söylüyor ama Çin'de görüldüğüne dair fan camler vesaireler var sanırım. Emin değilim. Ama bilinen hala Çin'de oldu. Ve işte konserin 11 kişi yapılacağı açıklandı bugün. Ve Chris'in böyle eşyaları yani EXO eşyaları vardır işte yok bileklik diye sırtı falan işte efendim işte açıklaması konser şeysi için işte Chris'in olduğu eşyalar indirimde şu anda bayağı elden çıkarmaya çalışıyorlar yani Chris'in olduğu şeyleri falan bayağı kötü görünüyor yani gidişat ama işte Chris'in dava açma sebebi olarak da İşte hasta olmasına rağmen ona sorulmadan hala program ve iş verilmesi, tatil yapamaması, işte sağlık durumunun dikkate alınmaması vesaire gibi şeyler söyleniyor. Zaten bundan önce de Chris'in ortadan kaybolduğu zamanlar olduğu biliniyor. İşte diğer üyeler Kore'ye dönerken Chris kalıyor, başka bir yere gidiyor, bilmem ne, zar falan filan. Zaten adam sıkıntılıymış yani başından. Ben şahsen kendi fikrimi söylemem gerekirse bu SM'e açılan ilk dava değil. SM'in problemli bir şirket olduğunu artık herkes biliyor. Haklı haksız aramıyorum ama görünen o ki maalesef işte alın çıkmış 9'a inmez 8'e derler ya yani SM'den beklenebilecek bir davranış bu. Diğer üyelerin davranışlarını da anlayabiliyorum. İster menajerleri yapmış olsun, ister yapmış olmasın. Sonuçta onlar da zor durumda kaldı ama Chris'in yaptığı çok büyük bir cesaret örneği. Çünkü daha çok yeni bir grup. Kimse göze al... Yani birinin bunu göze alabilmesi şu anda bu kadar yeni bir grupta tam oturmamış ve işte yeni comeback yapmış. İşte çok beklenen bir comeback'in hemen ardından patlamış bir dava gerçekten çok cesaret verici. Eğer gerçekten bir sorun varsa şirkette, EXO tarafından bireysel veya grup olarak diğer üyelerin bu riski alamamasını çok çok iyi anlıyorum. Ayrıca zaten eminim belki Çin tarafı için söyleyemeyeceğim ama Kore tarafının bunu bildiğinden eminim ki onlar da biliyorlardır SM'in ne kadar sorunlu bir şirket olduğunu daha öncesinde girmeden evvel. Gerçi o zaman yaşları çok küçüktü vesaire ama bunlar bilinmeyen şeyler değil. O yüzden zaten bazı şeyleri göze alarak gelmişlerdir zaten bugüne kadar ama bazı şeyler çileden çıkmaya başlamış ki Chris böyle bir karar almış. Ben her zaman Chris'in de EXO'nun da arkasındayım. Chris'in davranışını çok doğru buluyorum. Çünkü susarak hiçbir şey gerçekleşmiyor maalesef. Ben yakın bir geçmişte bunu okulda yaşadım. Çok önemli ve beni etkileyecek bir haksızlığa uğradım. Sesimi çıkarmadım, halletmeye çalıştım ama olmadı. En sonunda resmiyete başvurdum.
olabileceğinden çok daha kötü olaylar oldu. Ama sonuç benim lehime olmuş oldu. Biraz ses çıkarmaktan çekinen bir milletiz biz de. Belli ki orada da işler böyle yürüyor. Veya en azından bu durumda öyle oldu ama haklı olduğumuza inanıyorsak kesinlikle sesimizi çıkarmamız gerektiğini düşünüyorum. Ben şahsen diğer üyelerin bundan haberi olmadıklarını falan da düşünmüyorum. Belki de dava olmasını beklemiyorlardı. Belki öyle diyebiliriz. Burada davanın daha önceden açılacağı ama işte Sevor feribot kazasının olmasından dolayı Kris'in iptal ettiği, ertelediği ne dair haberler vesaire. Ama neyse bu kadar. Şimdi reaksiyon yapalım. Tamam yeter. Darlanıyorum vallahi ben. Bu arada şunu söylemeden edemeyeceğim. Soma kazası olduktan sonra hemen 2 ya da 3 gün sonra bu Kris'in dava olayı ortaya çıktı. Tekrar ve tekrar gizemi bir daha anladım. İnanın ne Facebook'a girmek istedim ne Twitter'a. Yani Exo için ağlayanlar Soma için ağlamadı. En azından Facebook'ta gördüğümüz oydu. En azından insanlar, ya eminim ki buna üzülmeyecek insan yoktur. Yani Chris'in dava açmasına, Exo'dan gidecek olmasına üzülüp de Soma'da ölen insanları üzülmeyecek bir insan olduğunu düşünmüyorum ben dünyada. Eğer varsa da zaten insan olarak tanımlamam ben onları maalesef ki. Ama en azından böyle bir sosyal paylaşım sitelerinde buna dikkat edebilecek kadar ince insanlar olmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu yüzden de ben de farkında olmayıp az kefemde soruları cevapladım birkaç tanesini. Ama daha sonrasında gerçekten kendimden şüphelendim ve dedim ki sen bir dakika sen ne yapıyorsun yani sen ne yapıyorsun ya dedim. Ve ondan sonra da ara verdim zaten ama bu videoyla itibaren geri dönmeyi düşünüyorum. Neyse tamam artık reaction. Bu sefer gerçekten reaction. Overdose. It's okay. Exo'ya mı yapmamı isteyen arkadaşlar oldu ama hani biliyorsunuz ki biz Gizem'le başından beri hani genel olarak gruplar Japonya'da, Çin'de de aktif olsalar da biz Korecilerini tercih ediyoruz. Kore albümlerini tercih ediyoruz. Japonca veya Çince hiçbir reaction yapmadık. Belki bundan sonra başka bir bölümde bir tek K-pop olması gerekmiyor. Belki İngilizce, belki Fransızca, belki bilmem ne ya. Sevdiğim şarkılarla ilgili bir şeyler yapabilirim belki. Bilmiyorum. O zamanlar düşünebilirim ama şu anda yok yani. O yüzden exo okay. Ne oluyor ya yine? Tabii üyeler kalabalık olunca intro da uzun oluyor. ...1600. K-pop klibindeki olmayan dolara vurma. Bu olayı hala çözemedim ben. Bunu nasıl yapıyorsunuz ya? Abi o nedir ya? O kıyafet ne ya? Çok kötü kıyafet. Ay, yemin bu ne ya? Oh.
Abi bunu göster. Öbür kıyafet. Öbür kıyafetler. Öbür kıyafetler. Bu iyi. Böyle iyi. O güzel. Hop. Attı. Hop. Hop. Tipini kıyafete dayanamadım, o şapka nedir abi ya? 1950'lerden kalmayayım ya. 50 çoğuna baktım ama 80'ler yani. Niye ortada değil? Neden değil? Ortada olsaydı daha iyi olmaz mı? Bunu yapamadım aslında. Hop, haydi. Yine mi? Bu gömlek nedir ya? Şey gömleğim gibi böyle. Ne gömleği çözemedim de bir şey gömleği gibi. Exo Labirenti öğrendim. Exo Exo'nun birinci bölümünü izledim geçen gün. Oradan öğrendim Labirent olduğunu. Şimdi. Ya böyle kliplere reaction yapmak hiç eğlenceli olmuyor. Bir tek dans ediyorlar. Abi SM klibi işte. Koymuşlar yine ışıkları. Çıp tıp çıp tıp çıp tıp. Bu seferki daha ilginç oldu çünkü. O kıyafetler nedir abi ya? O kıyafetler nedir ya? Bence bütün paralarını koreografa verdiler. O yüzden kıyafetlere paraları yetmedi. Evdeki eskilerini getirdi Lisuman. Onları falan giydirdiler herhalde çocuğa. Özellikle Chris, Allah'ım ya. Bence sırf bu yüzden dava açmış olabilir. Sırf o kıyafet yüzünden dava açmış olabilir. Bu naç diye. Adamlar iyi yani, ne diyeyim. Koreografi çok beğendim. Galiba benim bugüne kadar en çok beğendiğim koreografi olabilir. Daha doğrusu en çok beğendiğim demeyeyim. Aralarından seçim yapmak zor. Ama en çok böyle ritimle şarkıdaki vuruşlarla hareketlerin birebir cuk oturduğunu bana hissettiren koreografi bu oldu EXO'dan. Hoşuma gitti koreografi. Zaten dans ederken artık her şeylerini vererek dans ediyorlar. Yani bir tane bile üyenin böyle umursamayarak veya tam böyle bütün kuvvetini vermeyerek dans ettiğini görmeniz neredeyse imkansız EXO'da. Örnek vermek gerekirse Super Junior hiç öyle. Hani böyle herkes ha ha falan yapıyor, hiç öyle işte. falan diye dans ediyor ya. Hani öyle hiçbir üye yok yani EXO'da gerçekten. O açıdan zaten dans açısından zaten çok beğendiğimi biliyorsunuz yani. Hala programlarda falan ben canlı söylediklerini pek yani çok çok canlı çok canlı söylediklerine şahit olmadım henüz. Ama
ana vokallere daha çok böyle programlarda falan yer vermeye başladılar vesaire. İşte daha çok işte bakın EXO şarkı söyleyebiliyor imajını daha çok vermeye başladılar. Başka? Şu an şeyde kaldım. Böyle video tekrar böyle durdurdum. Tam böyle ilk karesine geri döndü bilgisayar. Şu an kıyı böyle bakıyor böyle saçlarıyla böyle dondu bilgisayarımda. Şu an fark ettim abi o yani 1 2 PM şey ne klibiydi o? Aldebaran klibindeki makyaj. İki bu yani. Yani erkekte abartılı göz makyajı dedikleri şey. 1 2 PM Aldebaran. İki şu an kayının gözündeki yani. Ama bakıyorum da Allah için güzel çocuk. Allah. Çok güzel çocuk. Şu an kalitesiz indirim için piksel piksel olmasına rağmen çok güzel çocuk. Ne oldu şimdi? Ekso ekso dediniz. Ne oldu? Ha, reaction. Hiç boka benzemedi yine. Şöyle alengirli kliplere oy verin. Böyle işte jackpot falan. Jackpot'u da izledik. Yine bir şey diyemedim onda da. Hiçbir şey anlaşılmadığı için. Siz beni anladınız ama. Güzel. Ekso güzel. Ekso canım. Ekso. Ay yazık valla. Bir şey olmaz bu arada Ekso'ya. Ben hani onu da söyleyeyim böyle. Hiçbir şey olmaz Ekso'ya. Siz rahat olun. Ama yani umarım ki Chris yani bu arada Chris belki de o kontratın iptal olmasını istedi ama belki de Esam'dan veya Exo'dan gitmek istemedi. Bunların hiçbirini bilmiyoruz. Yani belki de kontrat koşullarından hoşlanmadığı için yeni bir kontrat imzalamak istediği için bu amaçla dava açmış da olabilir yani. Ama diyelim ki gitti. Zaten hani resmen Esam'da artık hani bayağı elden çıkartıyor çocuğu gibi gözüküyor şu anda. Eğer öyle bir durum olursa EXO'ya hiçbir şeycik olmaz ama. Yani herkesin içi rahat olsun egzotiklerin. Ama Chris için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Yani JYJ'in başına ne geldiyse Chris'in başına gelebilir. Bu arada bazı galaksiler kampanya başlattı. YG Chris'i al diye. Vallahi çok güzel olur ama sanmıyorum YG'nin buna yanaşacağını. Özellikle Esam'la arasını bozmak isteyeceğini hiç zannetmiyorum. Zaten yakın değiller ama yani Esam gibi kuvvetli, para açısından kuvvetli bir şirketi karşısına almak istemeyebilir yani YG. Ayrıca pek de tarzlarının uyuştuğunu düşünmüyorum yani. JYP bile olur da hani YG'ye olmaz gibime geliyor. Ama buna poposu yiyebilecek tek insan da YG. Ama dediğim gibi sanmıyorum yine de böyle bir risk almak isteyeceğini. Ki zaten yani aslına bakarsanız çok tatlı, çok saf bir istek ama aynı zamanda da maalesef biraz gerçekleşir bir istek ama gerçekten benim çok hoşuma gitti duyunca. Belki bir süre krizi görmeyebiliriz eğer gerçekten EXO'dan giderse. Yani resmiyeten hakikaten artık kriz EXO'da yok açıklaması yapıldıktan sonra her iki taraftan da bir süre kriz ortalıkta görmeme ihtimalimiz çok yüksek. Umarım öyle olmaz tabii ki ama hani geçmiş tecrübeler bunu gösteriyor, benziyor. Hiç böyle bir olay yaşanmamasına rağmen C'yi bile görmedik yani yıllarca ortalıkta. Gerçi C'nin durumu daha vahimdi ama neyse. Anladınız siz benim ne demeye çalıştığımı. Böyle. Bu kadar. Bir yandan da savaş alanına bakıyorum. Şu an odamın tam ortasında bir kıyafet yığını var. Yığın ama yani. Bildiğin tepe. Etapta ayakkabılar var falan. Böyle çoraplar var. Kitaplar var falan böyle. Korkunç bir ortam. Çok korkunç. Olağanüstü korkunç. Ne yapacağım hiç bilmiyorum. Şu an yatağımda bile kıyafet parçaları var. Oturduğum yerde. Bu arada bu da bana EXO'yu hatırlatıyor. Bak elime gelmişken. Çok EXO değil mi? Oysa ki ben bayağı önce almıştım yani. Çok EXO. Vallahi bir sürü kıyafet var ya burada. Çok uyum durumda. Bir kurtarın çöp arabası belediye bir şey yollayın buraya. Tamam. Haydi. Kapatamadım. Bu telefonların kapatamayan sevgililer gibi hissediyorum şu an sizinle kendimizi. Önce sen kapa. Hayır aşkım sen kapa.
Ben galiba ayağımı sık başımı vurdu. Ha, hadi. Ha, şey diyeyim mi o zaman? Ben böyle biraz daha hem kendi işimi kolaylaştırmak, itiraf ediyorum. Hem kendi işimi kolaylaştırmak, hem de beni daha çok merak edenler için. Yani tırnak içinde az kefemdeki soruları azaltmak için. Ben daha çok böyle life blog'a geçiş dönemimsi bir şeyler yapıyorum. Yani normalde ne yapıyorum, ne ediyorum. İşte mesela bundan önceki işte okulda yaptığım sosyal sorumluluk projesi vesaire gibi. O tarz şeyleri de çekmeye başlayacağım. Mesela cumartesi günü bir konsere gideceğim. Belki orada bir şeyler çekerim. Belki de çekmem. Belki de sadece eğlenirim. Bilmiyorum. Hangi konsere gideceksin diye sorular gelecekti. Şimdi Soundgarden'a gidiyorum. Soundgarden Festival'e. Parkormanda. Oradan da tanıyabileceğiniz bir isim var aslında. GD ile Black şarkısında düet yapmış. Sky Ferreira. Çok seviyorum. Onu izlemeye gideceğim. Öyle. Orada olan birileri olursa görüşürüz. Cumartesi. Soundgarden. Aa, bir de şeyler var. Gerçekten kapatamıyorum şu an. Telefonu kapatamıyorum şu anda. Minozların bir tane anketi var. Turkish Minoz'un. Ona bir bakın. Sonucuma. İyi bir haber vereyim. Hiçbir şey kesin değil. Şu anda gerçekten hiçbir şey kesin değil. Ama Ağustos ayında, Ağustos'un ortaları gibi yanılmıyorsam, Korece kampı yapılacak. Dediğim gibi hala hiçbir şey belli değil. Ne fiyatı ne tarihi ya da %100 olup olmayacağı ama şu anda olacakmış gibi gözüküyor. Detayları ilk öğrenecek insanlardan biri olacağım. Dedim ki ilk bana haber verin dedim. Bunu blogda paylaşacağım dedim. Çok soruyorlar bana dedim. Tamam dediler. Merak etmeyin haberim olur olmaz. Her şey kesinleşir kesinleşmez. Mutlaka size haber vereceğim. Çünkü çok fazla soru oluyor. Bu arada şu an aklıma geldi. Bundan önceki Koreci kampının videolarını hala editlemedim. Acaba bir ara onu mu yapsam? Reaction istemeyin de onu yapayım. Üşenmeyip. Tamam. Annyeong.